TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızla devam ediyor. Şimdi konuğumuz podolog Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Yine neşeli ayaklardan teşekkür bahsedeceğiz. Teşekkür ederim. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Bugün malum kış aylarındayız. Aslında ayaklarımız kapalı, kapalı ayakkabılarda. Genelde böyle bir yaza girişte başlar. Bir pedikür yaptıralım, işte bir ojelerimizi değiştirelim falan filan diye kadınlarda ama genel bakımı yapmak üzere de aslında her daim, her mevsim ayaklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Siz hep bize onu söylüyorsunuz değil mi? Evet, hep söylüyorum. Evet. Peki, kış aylarında neler oluyor ayaklarda? Kış aylarında tamamen ayakkabı değişimi başlıyor aslında. Bir de çorap değişimi başlıyor, çorap giymeye başlıyoruz. Bazen çok kalın ayak çoraplar giyiyoruz, bazen incecik çorap giyip kalın botlar giyiyoruz. Tamamen her şey değişiyor. Nem değişiyor çünkü kışın hava değişiminden dolayı nemli olmaya başlıyor ayaklarda. Bu sefer de içeride mantar oluşumu olabiliyor, tırnaklarda problemler yaşayabiliyoruz. Bir sürü problemler yaşıyoruz aslında. Bir de kapalı ayakkabılara girdiğimiz için diyoruz ki aman boşver ayakları diyoruz. Hiç sanki ayaklarımızın üstünde durmuyormuşuz. Sanki hiç onlara ihtiyacımız yokmuş gibi davranıyoruz. Hı hı. Yani bir de kışın özellikle kalın çorap giyiyoruz. Dışarısı soğuk diye daha kalın ayakkabılar giyiyoruz. Sonra sıcak bir ortama girince ayaklar terliyor. Dolayısıyla galiba mantar problemleri artıyor. Ben onu çok şükür hiç hayatım boyunca yaşamadım ama biliyorum ki yaşayan kişilerin zaman zaman bunlar nüksediyor. Özellikle bununla ilgili ne tür bakımlar yapılıyor bir ayak sağlığı merkezinde ve siz podologlar tarafından? Evet, şimdi bizim medikal ayak bakımı dediğimiz bir normal aslında sizin hep pediküre gittiğiniz, herkesin bu zamana kadar evet. Pediküre alışkanlığı var. Tamamen ayağı ıslatmadan paketli steril malzemeler kullanıyoruz. Tırnaklarınızı kesiyoruz, törpülüyoruz, pürüzsüzleştiriyoruz. Kışın şöyle bir sıkıntı oluyor daha fazla. Eğer kalınlaşmış tırnağınız varsa, batık tırnağınız varsa, mantarlı tırnağınız varsa bot giydiğinizde, kapalı ayakkabı giydiğinizde inanılmaz rahatsızlık veriyor. Hı hı. Çünkü tırnak yukarıda olduğu için ayakkabı yukarıdan daha fazla vurmaya başlıyor. Bir de kalın ayakkabı çorap giyiyoruz. Ayaklar iyice sıkılıyor. İşte o zaman da hiç duramıyoruz. Hani yazın birazcık insanlar şunu söylüyor. Batığım var, tırnağım batıyor ama ya terlik giyiyorum, şimdi idare eder. Aman tatile gideceğim, şimdi idare eder. Bir şey yaptırmayayım diyoruz ama kışın duramıyoruz gerçekten de. Ve buradaki baskıdan dolayı da altta yaralar oluşabiliyor. Daha büyük problemlere neden olabiliyor. Bunun için, bunun yüzünden karlı, kışlı, soğuk havalarda terlikle işe gidenleri biliyorum. Batık probleminden terlikle bize gelenleri biliyorum. Ayağına poşet takıp gelenleri biliyorum. Hmm, o yüzden o de kışın çok sıkıntılı. Bir de yazın ne yapıyoruz? Ya bekletiyoruz, bekletiyoruz, bekletiyoruz. Kışın bir geliyorsunuz, iltihap akıyor artık ayak, tırnak tamamen batmış. Bazen sadece batıktan değil, kalınlaşmış bir tırnak, sistemik rahatsızlık olabilir ya da işte travma almış bir tırnak olabilir, mantar olmuş olabilir tırnakta. İşte bunlardan sonra iyice batıyor. Aslında batık probleminiz yoksa ikincil olarak, sekonder olarak başka problemleriniz meydana gelmiş oluyor. Nasır çok fazla olur. Bot giyiyoruz, serçe parmak nasırı inanılmaz. Yazın bile duramayanlar, kışın gerçekten o botu giydim mi Allah, kocaman adamlar bile Allah yandım Allah deyip geliyorlar. O serçe parmaklar çok fazla ağrı yapıyor. Evet. Topuk çatlakları, topuklar da giydiğimiz kalınlaşmış çoraplardaki o sürtünmeden ve nemsizlikten, havanın vermiş olduğu nemsizlikten, o baskıdan da yine topuklarda da, ayak altında da daha fazla nasırın olmasına neden olabiliyor. Bazen biz bayanlarda ince çorap giyiyoruz işte etek giydiğimiz zamanlarda. Giydiğimiz ayakkabılar ayakta kayıyor. Yani bilen evet, varsa bilir. Bu başıma geliyor. Evet. Ona dikkat etmek lazım. Bazen çok kalın çoraplar giyiyoruz, yünlü çoraplar giyiyoruz, ayaklarımız üşüyor diye 2-3 tane çorabı giyiyoruz. Burada ayakkabı seçimine de dikkat etmek lazım. Çünkü gidiyorsun ayakkabı alıyorsun, ayağında normal penye bir çorap var. Alıyorsun ayakkabıyı, işe gideceksin, hava buz gibi iki çorap giyeyim diyorsun. Aynı ayakkabıya, penye çorapla aldın ayakkabıya. İki çorap sığdırmaya çalışıyorsun. Ayak oluyor yine şişiyor. Sıkışıyor. Yine sıkışıyor. Yine ayaklarda nasırlar, tırnak şekil problemleri, travmalar işte. Tırnağım kalınlaştı, tırnağımın şekli bozuldu, mantarım oldu. Niye oldu? Ayakkabı vuruyor tırnağa,
tırnağın şekli bozuluyor. Tırnak şekli bozuluyor. Ne oluyor? Mantarı açık hale geliyor. Evet. Enfeksiyon geliyor. Bakteri geliyor. Tırnağın şekli bozulunca batık olabiliyor gibi gibi bir sürü problemler yaşıyorsunuz. O yüzden giydiğiniz ayakkabı, çorap kışın çok çok önemli. Özellikle yani kışın çorap diyorsunuz. Peki ne tarz çoraplar giymemiz lazım? Daha önce de söylemiştim yine gümüş içerikli çoraplar var. Onları çok pardon. Gümüş soyadınız çorapları gibi, çok beğeniyorum. Aynen. Bazen diyorlar sen mi yaptın yoksa hani buna da evet, mı girdi şey mi diyorlar. Geldi şu an gerçekten. Daha ona girmedim. Bir gün girerim belki belli olmaz. Gümüş çoraplar gümüş içerikli. Aslında bu yara tedavilerinde de biz çok kullanıyoruz. Batık tırnaklarda doktorlar çok fazla yara tedavilerini kullanıyorlar. Eski savaşlarda işte kolu kırılan, kurşun yiyen askerlerimize gümüş sürülürmüş. Çünkü bakterinin oluşmasını engeller, dış etkenlere bakterilerin gelmesini de önlemiş olur. Yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlar. Gümüş de dolaşımı hızlandırır. Ayağın terlemesini önler, üşümesini önler. Çok güzel tam gümüş çorap giyebileceğiniz bir sezondayız aslında kışın. Ama yok ben gümüş çorap alamıyorum. Biraz ücreti tabii ki daha medikal farklı. Medikal noktalarda satılıyor galiba. Medikal yerlerde satılır, her yerde satılmaz. Penye giyeceksiniz. Penye, pamuk giyeceksiniz. İçeriğine bakın bazen naylon çok giyiyoruz. Yani erkekler siz çok fazla hani genellikle sizde bambu çoraplar çok tercih edilir. Eşler alır. Aa evet doğru. Eşler ben alır öyle alıyorum. 10 tane 20 tane çorap. Evet. Erkeklerin tuzu kuru aslında bu çorap konusunda. Bambu sağlıklı oluyor bambu, değil mi? Bambu evet bambu gerçekten onu da tercih edebilirsiniz ama biz bayanlar süsümüze özen gösterdiğimiz yani naylon için naylon çoraplar, ince naylon çoraplar. Naylon giyelim, ince giyinelim. Aman daha farklı işte babet çorapları giyelim. Onlar ayakları çok sıkıyor. Bir tane fotoğraf var. Bir normal ayak bir de çorap giyilmiş fotoğraf var. Röntgen çekilmiş. Röntgende baktığınız zaman bir ayak böyleyken röntgenli ayak şu şekilde. Çorap sadece çorap. Bazen hani şeyi söylüyoruz işte çok iyi ayakkabı giyin, ayağınıza göre ayakkabı kullanın diyoruz ama çorabı daracık kullanmış ama ortopedik ayakkabıyla bana gelenler var. Diyorum ki 10 numara ayakkabı almışsın. Hani tam ayağına göre sağlıklı. Çorap hiç sağlıklı değil. Sıkan çoraplar. Diyabet hastalarında da çok önemli çorap. Çünkü bilekten de çorabın sıkmaması lazım dolaşımı engellememesi tabii için. Evet. Dolaşımı engellemeyeceğim ki benim tırnağımda sorun çıkmasın. Yani bunların hepsi kombin. Komple bakmak lazım vücuda. Bir çoraba işte bu konuda dikkat edeceğim. Çorapların içerisindeki o dikiş yerlerine de dikkat etmek lazım. Bazı ön taraflarında iki tane bazı çok rahatsız ediyor. Geçen ben bile normalde her zaman giydiğim çizmemde bir çorabımı giymişim. Beni o kadar rahatsız etti ki dolaşamadım ve hızlıca eve gelmek zorunda kaldım ve parmağım acıdı. Yani bir çorap yüzünden. Gerçekten de çok rahatsız doğru ediyor. Doğru. Bazen çok böyle kötü noktaya geliyor. Hissediyorsunuz. Evet. Benim mesela bir orta parmağımda ondan dolayı böyle üstü şere yaptı, yara yaptı. Kadınlarda mesela şu hallusu vallusu yan kemiğin çıkma konusu çok daha yüksek. Ki ben de onlardan birine sahip olanlardan ben biriyim. dolayısıyla yani bunu yaparken işte çorapla ya da ne bileyim bir tavsiyeniz olur mu? Mümkün olduğunca hani onu gündüz giyin, akşam giymeyin falan gibi neler yapabilir bu kişiler? Yani kadınları için sorayım özellikle. Hı hı. Eskiden beş çaylarına giderdik, terliklerimiz yanında giderdik. Her zaman yanınızda yedek çorap taşıyın. Bu iş için de olabilir. Hele ki kış aylarında yedek çorabınız çok önemli. Çünkü işe gidiyorsunuz, evden çıktınız işe gidiyorsunuz. Hava günlük güneşlik, aradan 3 saat geçmiş ya da akşam evinize döneceksiniz. Yağmur yağmaya başlıyor. Ne oldu? Ayaklar çamur oldu yağmurda, mantar oldu. İşte daha beter oluyor. Bir de mesela ayakkabı, ayak kokması. Ayak niye kokar? Mantardan, bakteriden kokar. Ayak teri kokmaz. Hı hı. El gibidir. Ayak terlese bile, ıslansa bile kokmaz. Ne zaman bakteri olur, ne zaman mantar olur, ayak kokmaya başlar. Ayağımı yıkıyorum, ayak kokum geçmiyor. Çünkü ayakkabını değiştirmiyorsun. Ayakkabın ıslandıysa eğer ya da iç malzemesi iyi değilse, bu illa çok büyük paralar harcayın demiyorum. İç malzemesini kontrol edin. Yani bazen çok iyi paralar verip milyarlar ayakkabılar almış hastalarım. Ayağını vurmuş, mahvetmiş, kokan ayakkabılar var. Bu çok parada değil. İçeriğini aldığınız zaman içini kontrol edin. Ayaklarımız ne yapıyor? Islanıyor. O yüzden evet de ne yapacağız?
ıslanmasını kurutmamız lazım. Mümkünse her zaman bir yedek ayakkabınız olsun. Bazen ıslak ıslak giyiyoruz. O yüzden ayakkabı kokuyor. Siz ayağınızı ne kadar yıkasanız bile ayakkabı koktuğu için ayağınız kokmaya devam ediyor. Çünkü içeride var. Mesela şunda da söylüyoruz. Ayağınızda mantar var. Mantarım geçmedi diyorsunuz ya da sürekli... Aynı ayakkabıyı giymeye devam edince geçmiyor zaten. Çorabı giyiyorsun. Şimdi ne diyoruz? Bir şeyleri yıkayacaksın. Her şeyin, bakterinin temizlenme, ölme zamanı var. Sıcaklığı var. Mantarın var. Onların yani ya çorabını atacaksın, değiştireceksin. Yeni çorap giyeceksin, mecbursun. Eğer mantarının düzelmesini istiyorsan mecbursun bazı şeyleri yapmaya. Ya da alacaksın, yüksek ısıda yıkayacaksın iyice, sadece çoraplarınızı ayrıca, eğer ayağınızda mantar varsa ailenizden birinin ev eşyalarıyla birlikte yıkamayın. Hı-hı. Sadece çorapları ayrıca yıkayın yüksek derecede. Yani bunlar önemli ayrıntılar, bunları bazen gözden kaçırıyoruz. Çok önemli detay söylediğin şey, doğru. Ve ayak kokusu gerçekten de hani hem eşleri, hani genellikle erkeklerde olur. Yani erkeklerin çok fazla hem iş hayatları çok daha fazla yoğun oluyor, hem de çok fazla ayakkabı tercihleri bizim kadar değiştirilmiyorlar. Bir de daha kadınlara göre daha kalın, daha cüsseli ayakkabılar giyiyorlar. Yani evet, kadınlar evet, kesinlikle. Kadınlar daha narinlerini, daha hava alanlarını seçebiliyor ama erkeklerde hep kapalı büyük ayakkabılar var. Dolayısıyla bu da bir yaptığım evet. gibi. Ben sizi koruyayım burada. Evet. Yani kadınlarda daha çok parmak arasında nasır görürken, hani kendim karşılaştığımı söylemek istiyorum sadece. Kadınlarda daha çok parmak arası, 5. parmak arası, 4. parmak arası çok fazla mantar görürken, deri mantarı. Erkeklerde daha çok bütün ayakta görebiliyoruz ya da 5 parmağın arasında, 3 parmağın arasında mantar görebiliyoruz maalesef. Bu konuda işte neler yapacağımızı kaçırıyoruz. Erkekler de bilmiyorlar. Kadınlar da işte nereye gideceklerini bilmiyorlar. Eczaneden bir krem alınıyor ya da pedikür yaptırdığı uzmana soruyor. İşte onlar böyle bir iki damla bir şey veriyor gibi şeyler yapıyorlar genel olarak, öyle evet. söyleyeyim. O yüzden de kış aylarında ne yapacağız? Ayakkabılarımızı havalandıracağız. Eskiden ayakkabılarımızı kapının önüne koyuyorduk, evet. bitiyordu, gidiyordu. Şimdi alıyorum eve, dolabın içine koyuyorum. Yani ayakkabı hiçbir şekilde hava almıyor. Balkonu olanlar varsa dışarıya koyabilir. Arada hava güzelse gerçekten ben görüyorum. Bu Nişantaşı'nda bile insanlar, hele bu korona zamanında, camlarının önüne ayakkabılarını koydular. Koyabilirsiniz. Bundan insanlar çekinmesinler, utanmasınlar. Bu sizin havalanma sağlığınız. Havalanma amacıyla değil mi? Havalansın ayakkabılarınız. Bu çok çok önemli. Cam kenarına koyabilirsiniz. Çok farklı teknikler de var. Şimdi çok karıştırmayayım kafaları ama önemli olan ayakkabılarımızı kurutacağız. Günde yanımıza 2 tane çorap alacağız gerekiyorsa. Ona göre değiştirerek İlla ıslanması, kullanacağız. İlla ıslanması, terleme durumunda da çorabı değiştirmek gerekiyor evet, zaten değil mi? Pudra kullanalım. Pudra. Tabii bebek pudrası değil bu. Bebek pudrası değil. Orada karıştırıyorlar bazen. Ondan sonra ayakları hep çomur oluyor kişilerin. Ayaklara özel pudra kullanmanız lazım ki ayağınız çomur olmasın. Kullananlar bilir bebek pudrası ayakta. Çok ilginç. Benim babam kullanıyordu biliyor musun? Şimdi aklıma geldi. Evet. Ayaklarını önce yapıp çorabını giyip öyle ayakkabısını giyerdi. Evet. Sağlıklı bir şey. Çok, demek eskiden beri yapılan bir şey. Çok eskiden evet. Çok eskiden beridir yapılıyor. Ama hani yine de artık ayaklara özel pudralar var. Onları kullanmakta fayda var. Çünkü çomur olmaması için onlar çok da istediğimiz gibi olmuyor. Peki ona hazır bunlara değinmişken kış aylarında neler yapmalıyız ayak bakımı için? Tırnaklarımızın kalınlaşmış mı? Ya aslında kışa girmeden bunları yapmak lazım ama tırnaklarınız kalınlaşmışsa hemen müdahale edelim. Çünkü sonrasında tırnaklar kalınlaştığı zaman işte daha fazla batma meydana geliyor. Onlara dikkat edeceğiz. Normal medikal ayak bakımına geldikleri zaman, aslında bir podoloğa geldikleri zaman biz komple muayene ediyoruz. Probleminiz ne? Ayağınız kokuyorsa ayağınız neden kokuyor? Ne yapabilirsiniz? Onların hepsini anlatıyoruz. Tırnaklarınızda bir renk değişimi var mı? Kışın tırnaklarda mantar daha fazla nüksediyor. Çünkü ayaklar hava almıyor. Nemli kalıyor. Mantar neyi seviyor? Karanlık, nem. Bunları sever. Islaklığı sever. İşte tam mantar için bulunmaz bir yer ayaklarımız. O yüzden de ne yapacağız? Tırnaklarımızı hep gözlemleyelim. Tırnaklarımızı çok kısa kesmeyelim. Tırnaklarımızı çok uzun bırakmayalım. Çok kısa kesiliyor bazı tırnaklar. İnanamıyorum ya, diyorum ki nasıl bu kadar kısa kesilmiş tırnakta durabiliyorsunuz? Ya da tırnak uzamış, tırnak uzunca da zaten bot giyiyoruz, önden vurmaya başlıyor. Ona dikkat edelim.
Topuklarımızı kontrol edelim. Topuklarda çatlaklar olmaması için topuk temizliğine dikkat edelim. Parmak aralarımızı kontrol edelim ve her banyodan sonra kışın özellikle, hani yazın bir şekilde hava sıcak diyebiliyoruz ama kışın bunun alternatifi yok. Parmak aralarımızı kurulayacağız. Tamam. Nemli bırakmayacağız, evet, yani. Evet. Peçeteyle, havluyla parmak aralarımızı kurulayacağız. Çünkü mantarı, deri mantarının ilk olduğu yer 5. parmak. En oluştuğu yer. Bir de banyodan çıktıktan sonra fön makinesiyle tırnaklarımızı kurulayacağız. Ben öyle yapıyorum diyecektim tam. Evet. Nasıl, doğru bir daha söyler misiniz orayı? Fön? Tırnaklarımız bizim saçımız gibidir. Nasıl banyodan çıktıktan sonra saçlarınızı kurutmazsanız kurumazlar. Vücudumuz gibi değil. Tırnaklarımız da aynıdır. Aa. Banyodan çıktıktan sonra aslında tırnaklar da o nemi içine çeker ve aynı saç gibi kuruması için bir zamana ihtiyacı çocukluğundan vardır. Çocukluğundan beri yaptığım bir şey bu. Hem ısıtıyor şey hem de kurutuyor yani. İlk defa duyduğum bir şey benim bir valla. Tırnakları kurutmak. Demek sağlıklı bir şey. Silmek, havluyla siliyorum tabii ki ayaklarımı, evet, ama. Üzerine mutlaka fönüne geçince daha güzel hemimşiyor musun? O konuda çok önemli. Bir de benim kan dolaşımımızdan hissediyorum. Bir iyi geliyor böyle. Kesinlikle çok iyi gelir. Çok daha iyi hissedersiniz. Hani bazen erkekler şöyle söylüyor. Siz şanslısınız bu konuda. Hani benim saçım yok. Fön makinesini çok kullanmıyorum diyorlar. Yani nasıl tıraş oluyorsunuz? Tıraş malzemeleriniz bir yerde, kreminiz bir yerde. Bu da sizin bakımınızın bir parçası olarak. Eğer saçınız olmasa bile fön makineniz, küçük bir fön makinesi de alabilirsiniz. Onu banyonuzda tutacaksınız. Bu tırnaklarınızı kurutacaksınız. Parmak aralarınızı kurutacaksınız. Çünkü genellikle hele ki işe gidenler, şimdi mesela şu anda bizi izliyorlardır büyük ihtimalle. Banyodan çıkıyoruz, daha parmak giyinip araları kurulanmadan, tırnaklar kurulanmadan çorabı giyiyoruz. Bütün saatlerce o zaten, evet, hava nemli, kalın botlar. Ayak tabii ki de mantar olur, tabii ki de kokar, tabii ki de tırnaklarda şekil bozuklukları, renk değişiklikleri olabilir. İşte bunların önlemini alırsanız ayaklarınızı seversiniz ve utanmazsınız. Çünkü böyle bir mahrem alanı ayaklar maalesef. Peki bir de hep ayaklar, tırnaklar dedik. Bu tırnakların yanındaki beyaz kalkan deriler, özellikle kuru ciltli olanlarda, ben de dönem dönem olur pedikürde onları mutlaka aldırırım. Bunları böyle düzenli aldırmak sağlıklı bir şey mi, ya da sizin buna yönelik ayrı bir bakımınız da var mı? Kütikillerden bahsediyorsunuz, etlerle, evet, et pensiyle. Biz et pensi kullanmıyoruz hiç. Kütikillerinize özel frezelerimiz var. Onlarla bir temizliyoruz, pırıl pırıl oluyor. Tırnaklarınızın üstünü pürüzsüzleştiriyoruz, pırıl pırıl oluyor. Derinizde o parmak aralarında küçükleri pütürleşmeleri, evet, olur. Maserasyon dediğimiz parmak aralarında beyaz deri kalkmaları olur. Onların hepsini biz frezelerle temizliyoruz. Yumuşacık oluyor yani. Ekstra bir pense ihtiyacınız kalmıyor ve buna alıştığınız zaman diyorsunuz ki ya ben nereye gidiyormuşum? Ayağımı suya sokuyormuşum, yumuşatıyormuşum. En kısa zamanda gelir o kadar bile güzel. Öyle bir anlattı, evet, şimdi yumuşacık aynen oluyor falan deyince ben, evet, hayal ettim, tırnaklar pürüzsüz, işte aralarına gerçekten bakılıyor öyle falan filan. Gerçekten. Valla o zaman pedikür yerine ayda bir gelip şu bakımı böyle medikal bir şekilde yaptıralım. Sonra, evet, gidip gene hocamızı sürdürelim. Ben de kararımı aldım. Bundan sonra medikal ayak bakımı yaptırıyorum ve sonrasında işte oje işlerine giriyorum. Evet. Pedikür ayrıca yaptırmıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Gerçekten gene keyifli ve aydınlatıcı bilgiler ve tabii ki neşeli ayaklarımız diyoruz. Çok güzel oldu, keyifli oldu. Çok keza teşekkür ediyoruz. TV8'de 8'de Sağlık'ta Şeyma Gümüş, kendisi podolog. Çok güzel ayak sağlığı ile ilgili bilgiler aldık ve sizlerle paylaştık, sorularımızı sorduk. TV8'de kalın, sağlıkla kalın. Ayaklarınıza dikkat edin diyelim.